Günaydın güzel ülkemin güzel çocukları. Hepinize Kozan'dan sevgi ve selamlarımla dersimize başlamak istiyorum. Bugünkü dersimiz 3. sınıf hayat bilgisi, konumuz gezdik ve gördük. Bu konudan kazanımlarımız neler bekliyoruz, neler öğreneceğiz bu konudan çocuklar onu da açıklayayım. Yakın çevremizdeki tarihi, doğal güzellikleri tanımak ve tanıtmak. Haydi dersimize başlayalım çocuklar. Evet çocuklar, konumuz gezdik gördük. Sanırım sizler benden önce konumuzu bir okudunuz, göz gezdirdiniz ve konumuzda neler var, içeriğinde neler var sanırım kafanızda şöyle canlanmıştır. Şimdi ne diyor arkadaşımız burada? Öğretmenimiz bugün ders çıkışında çocuklar yarın şehrimizde bir gezi yapacağız. Yanınıza bir not defteri alın. İsteyen fotoğraf makinesi de getirebilir. Ne yapmışız? Hepimiz çok heyecanlanmışız. O zaman benim de size bir sürprizim var çocuklar. Hazır mısınız? Evet, sanırım hazırsınız. Evet, sürpriz geliyor çocuklar. Sürpriz başladı. Evet, gördüğünüz gibi bugün Muğla Bayır İlkokulu'ndayız çocuklar. Burada Emine öğretmenin ve Bayır İlkokulu'nun misafiriyiz. Aynı zamanda benim Romanya'dan gelen misafirlerimle birlikte Emine öğretmen, okul müdürü ve tüm öğretmenler önce bizi sizin okulunuza davet ettiler, okullarını bize tanıttılar ve onlarla tanıştık çocuklar. Bu tanışma merasiminden sonra Emine öğretmene, okul müdürüne ve size çok teşekkür ettik. Fakat daha bitmedi çocuklar. Biz bir sürpriz daha var. Bizi sizle birlikte acaba nereye gideceğiz? Hazır mısınız çocuklar? Hadi otobüs dışarıda bekliyor. Hep birlikte Bodrum'a gidiyoruz çocuklar. Bodrum'a geldik çocuklar. Güzel bir şehir turundan sonra komple Bodrum Yarımadası'nı gezdikten sonra Bodrum merkezdeyiz. İlk durağımız neresi arkadaşlar? Bodrum Kalesi. Özür dilerim. Bodrum Amfitiyatrosu. Bodrum Amfitiyatrosu'nu Emine öğretmeniniz bize ayrıntılı bir şekilde her tarafını gezdirdi. Size de aynı şekilde Bodrum Amfitiyatrosu hakkında bilgi verdi ve gerçekten bu tiyatronun önemini, Bodrum için önemini biz çok iyi algıladık. Aynı zamanda yurt dışından gelen arkadaşlarımız da Bodrum'u ne yaptı arkadaşlar? Yakından tanıma fırsatı buldular. Bu arada Ahmet öğretmenimize teşekkür ederiz. Emine öğretmeninizin işi. O da bize Bodrum'u tanımamızda çok yardımcı oldu çocuklar. Evet, şöyle kısa bir şehir turundan sonra Bodrum merkezini gezelim bakalım çocuklar. Hemen biraz ileride nereye gideceğiz çocuklar? Yavaş yavaş geliyoruz oraya. Evet. Bakın neredeyiz? Bodrum Marina. Yatları görüyoruz. Evet. Bodrum Kalesi ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi. Evet, hadi bakalım içeri girelim. Bodrum Arkeoloji Müzesi'ni bize Emine öğretmen sizlere ve bize anlatsın bakalım. Evet, biliyorsunuz müzelerde çocuklar neler vardır? Eskiden kullanılan eşyalar, araç gereçler müzelerde korunur ve saklanır. Bakın ne kadar güzel bir görüntü Bodrum Kalesi'nden. Bodrum.
sahili, limanı ve inanıyorum ki ve biliyorum ki Romanya'dan gelen arkadaşlarımız da çok mutlular. Evet, bakın biraz önce bahsettik. Müzede bulunan eşyalardan bazıları anforalar, yiyecek ve içecek saklamak ve taşımak amacıyla kullanılan kilden yapılmış eşyalar. Ya bir nevi mutfak eşyası da diyebiliriz arkadaşlar bunlara. Bakın Bodrum Arkeoloji Müzesi'nde, Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde bunlardan yüzlerce var arkadaşlar. Ve aynı zamanda taşımacılıkta kullanılan neler vardı? Gemiler vardı. Her zaman ciddi olmaya gerek yok. Bazen şakalar da yapacağız, değil mi arkadaşlar? Evet. Kaleyi ve müzeyi iyice gezelim. Bodrum hakkında bilgimizi daha da katlayalım. Çünkü neden? Bunu bizler de başkalarına anlatacağız. Onlar da başkalarına anlatıp ülkemizin tanıtımına, Bodrum'un tanıtımına ne yapacağız arkadaşlar? Katkıda bulunacağız. Bu bizim bir vatandaşlık görevimiz, değil mi çocuklar? Evet, seslerini duyuyorum. Evet, Bodrum gezimiz kaleden devam ediyor. Emine öğretmen bize her an sürekli açıklayıcı bilgiler veriyor ve artık biraz da Bodrum içerisinde dolaşalım ve geleneksel Türk yemeklerinin tadına bir restoranda hep birlikte bakalım arkadaşlar. Evet, yemekten sonra yine tekrar Bodrum'un güzelliklerini keşfetmeye devam edelim çocuklar. Bakın yabancı arkadaşlarımız da çok beğendiler. Burası neresi acaba? Bodrum'un meşhur Halikarnas Club. Ve en sonunda da Bodrum gezimizi Türk sanat müziğimizin duayeni rahmetli Zeki Müren'in evinle, geziyle sonlandırıyoruz çocuklar. Emine öğretmenimize bize verdiği Bodrum hakkındaki bilgiler ve özellikle bu gezi için ona çok teşekkür ediyoruz. Bizler artık en yakınımızda olan tarihi turistik yerlerimizi tanıdık. Müzelerin ne işe yaradığını, görevlerinin neler olduğunu Emine öğretmenimiz sayesinde çok iyi bir şekilde öğrendik çocuklar. Evet, bakın dersimizin kazanımlar konusunda biz öğrendik fakat bizim bunları yurt dışındaki arkadaşlarımıza iletişim kurarak, projeler yaparak bizim de tanıtmamız gerekiyor, değil mi çocuklar? Vatandaşlık görevimiz bu. Çünkü zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bakın, turizmde çalışan birçok insan şu an çalışamıyor, işsiz evlerinde. Neden? Koronavirüsten dolayı. Bizler de onlara destek olmak için bu sürecin sonunu atlattıktan sonra turizm sezonunun daha iyi geçebilmesi için ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Şimdiden bir şekilde ülkemizi tanıtımına ağırlık vermemiz gerekiyor. Çünkü turizm bir ülkenin bacasız fabrikasıdır. Ülke gelirimizin büyük bir payını da neyden kazanıyoruz çocuklar? Turizm gelirlerimizden kazanıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi konumuzu şöyle bir toparlayalım. İlimizin bize en yakın yer olan ilçemiz Bodrum ilçemizi ne yaptık çocuklar? Ziyaret ettik. Oradaki tarihi yerleri gözdük, gördük, öğrendik. Onlar hakkında bilgi aldık. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezdik. Müzenin ne olduğunu öğrendik. Ve bizim yapmamız gereken ne şimdi arkadaşlar? Bizler tarihimize, tarihi turistik yerlerimize, doğal güzelliklerimize sahip çıkacağız. Onların
yok olmasını engelleyeceğiz. Tarihi ögeler bizim kültürümüzün simgeler ve yurt dışından turist gelmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de budur. Doğal güzelliklerimize sahip çıkacağız. Doğal güzelliklerimiz bizim yaşam kaynağımızdır, yaşam alanımızdır. Çocuklar, aynı zamanda bu tarihi yerlerimizi, tarihi güzelliklerimizi yurt dışındaki arkadaşlarımıza, insanlara tanıtıp ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Bakın, ben yaklaşık 12 senedir uluslararası projeler yapıyorum. Ülkemi tanıtmaya çalışıyorum. Sizin yaş grubunuzdaki çocuklarımla birlikte. Biz yaklaşık 6 yıldır yurt dışındaki 2500 tane okula Ebru çalışmaları yaptık. Ebru gönderdik. İlimizin Adana ve ilçemiz Kozan'ın tarihi turistik yerlerini tanıtan broşürler, kartpostallar gönderdik arkadaşlarımıza ve şehrimizin, ülkemizin tanıtımını, milli kültür unsurlarımızdan bir tanesi olan Ebru sanatının tanıtımını yaptık çocuklar. Aynı zamanda bakın, biz Kozan Şehit Kubilay İlkokul olarak okulumuzda müze kurduk arkadaşlar. Okul müzemiz var ve gerçekten herkesin görmesini tavsiye edebileceğim nitelikte bir müze. İsterseniz izlemek isterseniz okul müzemizi benim yüklediğim videolar içerisinde var. Aynı zamanda ülke tanıtımına katkıda bulunmak için yüklediğim Marmaris, Datça, Akbük, ülkemizin turistik yerlerini içeren videolarım da var. Müzelerle ilgili Kapadokya Açık Hava Müzesi ile ilgili özellikle Zeugma Mozaik Müzesi ile ilgili güzel bir video da var. Bunları da izleyebilirsiniz çocuklar. Evet çocuklar, bir sonraki dersimize görüşmeden önce sizler de inanıyorum ki ne kadar güzel bir ülkede yaşadığımızın farkına varmışsınızdır. Ben eminim bunu da biliyorsunuzdur çocuklar. Sizler etkinlikleri evde kendiniz yapabilirsiniz. İsterseniz sizler de güzel resimler yaparak bulunduğunuz bölgedeki tarihi doğal güzelliklerin resmini yapabilirsiniz. Bulunduğumuz ortamdaki biliyorsunuz uzun bir süreçtir koronavirüsle mücadele ediyoruz, evde kalıyoruz. Bu konuda sosyal mesajlarınızı resim, kısa videolarla oluşturabilirsiniz, bana gönderebilirsiniz. Bakın, ben yine bu videonun sonunda öğrencimin birinin hazırladığı resmi, sosyal mesajı videonun sonunda yayınlayacağım arkadaşlar. Sizler de bana ulaştırabilirsiniz ve bundan sonraki videolarda bunları ben de size veririm. Sizler de vermek istediğiniz sosyal mesajları ülkemizin güzel çocuklarına, güzel insanlarına verirsiniz. Evet, hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.